Not Defterinden herkese merhaba. Süper Lig'de 24. haftayı geride bırakırken Rıdvan Dilmen'in en özel notlarını ve gündemin öne çıkan başlıklarını bu masada konuşuyor olacağız. Hocam öncelikle 11 ilde yaşanan deprem felaketindeki kayıplarımıza başsağlığı diliyoruz ve yaralılarımıza acil şifalar. İnsan ne diyeceğini bilemiyor böyle durumlarda. Daha önce de yayınlarda söyledik, her daim tekrarlayacağız. Ama en önemlisi, evet 28-29 gün oldu ama birliktelik, onların yanında olduğunu her türlü hissettirmek. Çünkü hayat öyle bir şey ki hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğu. Hayat öyle. Onlara da bizim ihtiyacımız var. Bizlere onların ihtiyaçları var. Yani Allah yardımcılar olsun. Süreç öyle kısa bir süreç değil. Ömrümüz yettiğince bu birlikteliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu ve dayanışma halinde aynı zamanda. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı ve Beyin Medya'nın ortaklaşa düzenlediği omuz omuza kampanyasına Türkiye'den ve dünyadan da birçok isim destek verdi. Yardım kampanyası 15 Haziran'a kadar sürecek. Birçok takım taraftarı hafta sonu oynanan maçlarda sahaya peluş, oyuncak, atkı, bere ve birçok ihtiyaç malzemesini attı. Onların görüntüleri de şu an ekranlarda. Böyle zor günlerde tüm takım taraftarlarının tek yürek olduğunu görmek gerçekten çok kıymetli. Dünyadan da çok kıymetli görüntüler vardı. Bosna Hersek Premier Futbol Ligi'nde birçok maçta çocuklar unutulmadı. Evet, bizim milletimizin çok önemli bir özelliğidir aslında bu. Tarihe baktığımız zaman ta bu felaketlerden bir tanesi 30'larda olan, 30'ların sonunda Erzincan depremi. Biraz geriye dönüp arşivlere baktığımız zaman yine o günde aynı şekilde. Hatta ta Selçuklu Osmanlı dönemi, daha sonra Çanakkale ve bu tür afetlerde en son işte yazın olan yangınlarda, Karadeniz'de olan sel felaketlerinde ve tabii asrın felaketi olarak yorumlanan bu büyük olayda 99'da da yaşanmıştı. Hakikaten de bütün millet olarak şuurlu şuursuz, bunu art niyetle söylemiyorum, İnsanlar arabasına binip bir an önce oraya gitmek isteğiyle, hatta evlerinde oturanlar acaba biz ne yapabiliriz istekleriyle, her ne olursa olsun bir anda 85 milyon insanımız tek yürek oldular. Tabii ki oradaki 11 ildeki insanlarımız, milyonları etkileyen insanlarımız, kayıpları oldu. Çok önemli kayıplar oldu. Tabii ki nasıl normale dönülecek? Bunu, bu sürekliliği, bu birlikteliği devam ettirerek. Güncel futbol, siyaset, güncel konular bunlar. Oradaki illerdeki Haziran 15 diyoruz ya, spor anlamında. Bunu ben çok Haziran 15'lere kadar unutulmadan sürekli bütün milletimizin 11 bölgede olması gerektiğini, hatta aslında bütün ülkenin birlikteliğini kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Maddi manevi o birlikte olmak. Ama bu sınavı millet de, yani devletimiz de elinden gelen her şeyi yaptı. Herkes bir şekilde ucundan futbol... futbola geldiğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir yardımlaşma örneği verildi. Hem bakanlığın, hem federasyonun, hem kulüplerimizin, hele o kulüplerimizin önemli sporcuların, yabancı oyuncular da dahil olmak üzere, yani ne yapabilirsek ne güzel bir şey diye herkes yardımcı oldular. Süreçte tabii ara verildi, lige dönüldü. Ben hala sporcuların travmalarını anlayabiliyorum. Konsantrasyon problemi yaşadıklarını da görüyorum. Bu dönemde de süreçte maddiyat kadar maneviyat da önemliydi. Ve özellikle o bölgede oynayan sporcularımızın transferle ilgili federasyonumuzun ve kulüpler birliğinin aldığı kararını son derece doğru buluyorum. Şu oldu, başından bir üzücü bir olay geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün biliyorsun çok güzel bir kan kampanyası. Evet. 3 gün. Sabah erken kalktım, gittim. Hemen vereyim istedim. Tak, tabii Sağlık Bakanlığı'na verileriniz gittiği zaman TC'miz veremez dediler benim için. Ya niye dedim, yani kronik rahatsızlığından dolayı
öyle bir canım acıdı ki en azından o anda bir şey yapmak istedim, olmadı. Ama olsun, bizim elimizden ne geliyorsa bütün insanlarımız gibi biz de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Binlerce insan zaten kan vermek için akın ettiler. Akın ettiler, hiç kuşkusuz akın gerçekten ettiler. Tek yürek olduk ve dayanışma halindeyiz. Umarız bu felaket son olur. Ufak tefek suistimaller görmedik değil ama evet, dünyanın her yerinde olacağı kadar. Ama hani müteahhitler, bu izni verenler tartışılıyor ya, haklı bir tartışmanın içerisinde ya. Fakat en önemlisi o yağmacıların, hatta o yağmacılar kadar en az suçlu bu kira artışları yapanları. Evet, ne yazık. Yani bırakın onu, Allah onları zaten görüyor. Fakat bu toplum onları affetmeyecektir. Keşke bugün bu fırsatçılığı çevirip o kira mira derdinde 3-5 bin lira daha fazla almaya çalışan insanlar, emin olun azınlıktır belki ama ahlaksız insanlardır. Kesinlikle öyle hocam, çok haklısınız. Ne yazık ki, yani gerçekten keşke görmesek, bilmesek, duymasak böyle haberleri. Ne diyelim? Hocam aynı zamanda Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel zaten Hatay'da yaşadığı için evet, ve eski futbolcu Gökhan Zan özellikle deprem anından bugüne kadar hani çığlıklarıyla birlikte ve orada hani kendilerinden fedakarlık yaparak deprem bölgesine gerçekten dikkat çekmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İsterseniz onların bir açıklamalarını, tabii, görüntülerini, tabii, hatırlayalım. Hatay'da bulunduğum sürece de 100 kişiyi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya işini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. O yüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut'un ailesine, ondan sonra oyuncu arkadaşımız Christian Asu'ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize, Onur kardeşimiz aynı zamanda ailesini de kaybetti. Buradan onlara başsağlığı vermek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz yok oluyor, komşularınız yok oluyor, dostlarınız yok oluyor, akrabalarınız yok oluyor, şehriniz yok oluyor, anılarınız yok oluyor, tarihiniz yok oluyor, ruhunuz yok oluyor. Ve biz bunu tekrar inşa etmek lazım, inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Çok büyük bir acı gerçekten. Onlar olay yerinde oldukları için aynı zamanda hani felaketin büyüklüğünü herkesten daha iyi kavruyorlar muhtemelen. Şöyle, iyi ki varlar. İyi ki. Bu Gökhan kardeşimiz de, Volkan kardeşimiz de diri tutmak için milletimizi her gün her şekilde gönüllerinden geldiği şekilde olayın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştılar. Ben o gün Volkan'a ulaştım telefonuna. Tabii ki çok zor durumdaydı. Dün program, pardon, bugün programa girmeden önce de bir telefonla konuştuk. O günki gözyaşlarını telefonla konuşurken dahi, aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen hala o şeyi, ilk günkü gibi, ilk günkü olacağım gibi, kolay değil. Şimdi o olayı yaşadı. Evet. Hatta çok hikayeler duyduk, konuşuldu ama burada böyle şey yapmak istemiyorum fazla. Bir daha acıları falan yapmak istemiyorum. Allah'tan kaldıkları otel onların daha sağlıklıyım ama gidip gelirken 40-45 saniye. Volkan eşi Zeynep'e diyor ki, ben işte iki çocukları var. Onun üzerine 2 metre, hani bize olsun olan, onlar olmasın çocuklarımıza. İşte bir anne, evet, bakın yarın kadınlar gibi bir anne ne kadar önemli. Annesi diğer çocuğuna, Volkan diğer çocuğuna. Tam onu yaşadılar. Bir sürü mesai arkadaşları, sporcuları kaybettik. Futbol, sportif direktör Taner kardeşimiz vardı. Bir ara Fenerbahçe'de, Allah rahmet eylesin o da. Bir sürü voleybolcu, basketbolcu, evet, Kıbrıs'tan gelen çocuklarımızı kaybettik. Kolay süreçler değil. Volkan da, Gökhan da aynı şekilde orada. Hakikaten hala o, ben o programı izlemek istedim. Ne zaman Volkan'la Gökhan konuşunca emin ol kanal değişir yani.
Ama o günle bugün arasında da yine fark yok. İnşallah aileleriyle mutlu olurlar. Ve biraz önce telefonu kapatırken, hocam şunu daha iyi anladım dedi. Para, pul, şöhret yok hocam dedi. Saniyeler içerisinde hepsi tabii, kaybolabiliyor. Tabii bir sürü olaylar yaşamıştır kardeşimiz ve diğer bütün oradaki insanlarımız. Onların acılarına elimizden ne geliyorsa diri tutarak bizim evet. görevimiz. Evet. Programın açılışında da söyledik hocam. Aynı zamanda dünya basınında da çok ses getirdi yaşadığımız felaket. Cristiano Ronaldo olayı öğrenir öğrenmez Türkiye'ye bir uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. Evet. Hani sadece daha önce de benzerlerini yapmıştı. Geliyor. Bütün ülkeler için yapmıştı. O sadece bir oyuncu olarak görmemek. Evet. Bütün her şeyle dünyadaki bu tür olaylarda hep yardımcı olduğunu görüyoruz zaten. Kendisine de teşekkür ederiz tabii ki. Hatay spor kalecisinin bir demeci var aynı zamanda hocam. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı. Bazen 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam gidip geliyor. Düşündükçe insan daha da kötü oluyor. O insanları hiç unutmayalım. Gereken dersleri çıkaralım ve bu millet bir daha böyle acı yaşamasın. Yaşayanlardan bir tanesi. Hatta o akşam depremden önce, yani o akşam yani gece gelmeden maçları vardı. Son dakika golüyle kazandılar. Rabbim işte sevindiriyor, üzüyor. Ama tabii ki kolay değil kardeşim. Orada yaşadılar bu olayı. İnşallah atlatırlar. Kolay bir süreç yaşamıyorlar. Fakat dünya ile ilgili bir şey söyleyeyim. İyilik yap denize at. Bir evet. ülke olarak da 150 küsur ülkeye her ortamda gidiyoruz. Dünyanın her yerine. Fakat gördük ki siyasi çatışmalar oluyor, ülkeler arası krizler oluyor ama bir anda Çin'inden işte dünya Japonya'sından, batısından, doğusundan herkes bir anda yardım için geldiler. Hatta hala devam eden bir gemileri var İtalyanların, Olerio gemisi. 1000 kişiyi hemen yaklaşık ağırlıyorlar şu anda. Çok değerli yani uluslararası. Yardımlar da çok değerli. Evet, umarım yaralarımızı en kısa süre içerisinde saracağız hocam. Çok büyük bir felaket ama. İskenderun Spor Teknik Direktörü Levent Şahin'in açıklamalarına bakalım bir de. Kendisi 30 yıl önce futbolcusu olduğu kulübü ücret almadan gönüllü olarak çalıştıracak böyle bir teklifi var. Teknik direktör olarak değil, Çukurova'nın çocuğu olarak bu kararı verdim diyor hocam. İskenderun Teknik Direktörü Levent Hoca'yı oturup sohbetlerim olan bir insan. Daha önce Adana Spor'da hem çalıştı. Fatih Hoca ile de çalıştı uzun yıllar. Hem milli takımda hem Galatasaray'da. İnsan kalitesi çok iyi bir kardeşimizdir. Çok düzgün bir kardeşimizdir. Yani hakikaten hem başarılı bir teknik direktördür. Ama sadece Çukurova'nın çocuğunun değil, bugün herkesin oralarda emir olması lazım. Evet. Çağrıldıkları zaman. Çağrılmaya gerek olmadan ki zaten görevini yapmış böyle bir insandır. Çukurova'nın çocuğu olmasa da bu iş başka yerde de olsa gidebilecek nitelikte bir kardeşimizdir ama bu hepimiz için bir görevdir. Evet, herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor şu süreçte. İyi ki de öyle, yaraları zaten böyle saracağız. Fatih Karagümrüklü futbolcu Otabek Şukurov'un açıklamasına değinelim. Yaptığımın doğru olup olmadığını bilmediğim için kulübe haber vermedim. Tanımasınlar diye kafamda başlık vardı. Bir hayat kurtarmak için ben de yardıma gittim. Bir çocuğu çıkardık. Özbekistan milli takımının Fatih Gümrük'ün futbolcusu Otabek Şukurov gizlice Hatay'a gidip arama kurtarma çalışmalarına katıldı hocam. Evet. Evet, çok değerli bu haber. Ben de okumuştum. Çok çok değerli. Hatta sanatçılardan da sivil toplum örgütlerinden de orada olduğunu bilmeyen bir sürü kişiler de vardı yani göstermek istemeyen. Zaten sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek yani. Bizim Kur'an'da da yazar bu. Kardeşimiz yani sağ olsun Allah razı olsun bakın bir çocuğu çıkarmış orada. Evet. Yeter. Evet. Dua yani çok dua alır. Hocam dünyaca ünlü boksör Joshua'ya da bir soru soruluyor. Aslında bizim deprem felaketimizle alakalı değil.
Üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz diye gelen bir soruya öyle bir cevap veriyor ki gerçekten hani deprem felaketinin ne kadar büyük olduğunu ve dünyada da aynı zamanda ses getirdiğini buradan da anlıyoruz. İstiyorsanız bir görelim. Evet, merak ettim açıkçası. Evet. Bilmiyorum. İzleyelim. There is pressure in this fight. No pressure. Never like my own expectations is my pressure, but pressure's like, as I said, being broke, worrying about your bills. That's pressure. Like, look what's happening in Syria and Turkey and like, you know, the earthquake that's happened. Being in that environment's pressure. Me going to fight and going to the gym's a blessing. No pressure on my side. Hocam Joshua'ya üzerinizde baskı hissediyor musunuz diye soruyorlar ve Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremi dile getiriyor ve Atatürk hani ne diyor? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Evet. İşte onlardan bir tanesi de işte Özbek oyuncu da dahil, bizim oyuncularımız da dahil ve dünyanın bir ucunda başka bir sporcu da dahil. Evet, dünyanın yani, bir ucunda acımızı yaşıyor, tabii bizimle ki, birlikte paylaşıyor. Tabii, tabii. O da aslında bizimle birlikte tek yürek hislerini bu şekilde ifade evet, ettiği evet. için. Tabii bizim formatımız genelde futbol teknik zaman zaman da hani espriler veyahut da konuklarımızla insanların kafasını yapmak ama şimdi bunları ve tabii ki futbolu konuşacağız. Evet. Diğer kısmı geride bırakarak. Haftanın enlerine geçelim isterseniz hocam. Haftanın takımı Fenerbahçe ve Ümraniye Spor. Fenerbahçe deplasmanda Kayseri Spor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniye Spor ise Trabzon Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Nedeni? Fenerbahçe Galatasaray maçını 3-0 kaybettiği zaman her kulüp çok ciddi demoralize olur. Büyük kulüplerde özellikle böyle derbide tarihi skorlarda. Ama ondan sonraki 6 maçta 5 maçını kazanıp birini berabere kalması ve bunlar da deplasmanda ve Kayseri'de de hani isim üzerinde olan bir kulüp orada da ve yarışmadan kopmak üzereyse ona rağmen çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama bir büyük takım oyuncusu psikolojisiyle sezona devam etmek adına bu zor ortamda dahi kazanmasını bildiler. O yüzden Fenerbahçe. Ümraniye'ye gelince Ankara Gücü deplasmanını kazanmışlardı haftalar önce. Ama bayağı bir puan farkı varken tabii federasyonumuzun aldığı bence doğru iki takım düşecek ya bu yıl. Önümüzdeki yıl takım sayısı arttı. Malum Hatay ve Gaziantep'ten dolayı. Ümraniye ben düşmedim daha dedi. Ve 30 küsür maçta yenilmeyen Trabzon'u ki evet formda değil, moralsiz Trabzon ama orada maç kazanmak kolay değil. Ümraniye Spor'da haftanın takımlarından biri seçtik. Haftanın hakemiyle devam edelim. Haftanın hakemi Kayseri Spor Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Karaoğlan. Neden? Neden hocam? Şimdi Beşiktaş maçının hakemini de beğendim Volkan Bayarslan'ı. Onun dışında genel anlamda bu haftaki hakemlerimizi ben açıkçası beğendim yani. Dönüşleri iyi oldu. Atilla Karaoğlan kolay bir süreç yaşamadı. Gaziantep-Beşiktaş maçından sonra Erkan Özdemir'le birlikte ciddi bir ceza aldılar. Ceza dönüşü de çıkışı çıktığı bu ilk maçta Kayseri Sporu Fenerbahçe maçı. Çok kritik bir maça çıkıyor. Sükunet içerisinde az kartına başvurarak oyunda tutmak için oyuncuları kolay değildir ya. Ya kötü yönetirsem? Çünkü hem FIFA hakemisiniz hem cezalısınız. Evet. Acaba hakeminin bitecek derken öyle bir maçla döndü ki. Evet. Bence bu maçla dönmemeliydi belki de. Fakat ama doğru bir karar aldığını Atilla Karaoğlan. Şimdi kaleci Altay mesela eleştiririz. Fakat çok genç olmasına rağmen olgun görüyorum yani. Tecrübeli büyük baskıyı kaldırabiliyorum. Atilla Karaoğlan da bu maskeyi yetenekleri ve artık tecrübeli bir hakem olduğu için açıkçası kendi adına da mutlu oldum bu baskeyi kaldırdığı için. O anlamda da ön plana çıkardım. Haftanın futbolcusu, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu aynı maçta muhteşem bir gole imza attı. Belki de sezonun en iyi golüydü. Sezonun en iyi oyuncusu olmaya aday ki bence tabii ki Galatasaray'da da çok önemli işler yapan oyuncular var. En azından kendi mevkisi için sezonun en iyi oyuncusu. Ama oyuncu kalitesi olarak da yurt dışından ilk gidecek oyuncu olarak gözüküyor şu andaki durumundan dolayı. En önemli şeyi
Oyunu çok seviyor. Futboldan çok oyunu seviyor. Bu çok önemlidir. Yani ben oyun oynamayı seviyorum. O yüzden de iyi futbolcuydum. O da sahanın her yerinde topa sahip olmak istiyor, koşmak istiyor ve rakiple uğraşmıyor, hakemle uğraşmıyor, işini yapıyor. Sadece işini yapıyor. Ayrıca da muazzam golü de iyi oyununa bir şey oldu, ödül oldu. Haftanın teknik direktörüyle devam edelim. Haftanın teknik direktörü Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar. Ümraniyespor 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Ligde düşme hattında bulunan Ümraniyespor için Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmemiz çok önemliydi. Ve Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı biliyorsunuz evet. Daha önceden. Tabii Ümraniyespor kulübü de geçtiğimiz yıldan itibaren devam ettiği için hocayla şampiyonluk da yaşadılar. Kulüp devam etme kararı önemli istikrar açısından. Birinci aday olarak İstanbulspor ve İmraniye gözükürken bir anda alttaki hesapları karıştı. Ben oynadıkları oyunun sezon başından bugüne kadar en az 8 puan geride olduklarını düşünüyorum. Daha fazla puanlar olabilirdi İmraniyespor'un. Bu zor maçı kazandıkları için de teknik direktörü Recep Hoca. Haftanın olayı zaten açılışımızda da bahsettik. Taraftarların sahaya peluş oyuncak atmaları. Aslında haftanın olayı tüm Türkiye'nin dayanışması. Ayın olayı diyelim. Biz ara evet. Verdiğimiz için evet. Yayına. Gerçekten çok güzel olsun. Görüntülerdi bunlar. Kadıköy'de başlayıp Vodafone'da devam eden, önümüzdeki haftada Galatasaray maçıyla devam edeceğini ve statlara da devam edeceğini düşündüğüm için çok anlamlıydı. Futbol severlere teşekkür ederiz. Avrupa'ya uzanalım hocam. Interli milli futbolcu Halkan Çalhanoğlu'nun açıklamasına bir bakacağız. Kendimi hafife alınmış gibi hissediyorum. Kevin De Bruyne, Casemiro ya da Pedri gibi isimlerden uzak olduğumu düşünmüyorum. Kendi pozisyonumda Avrupa'nın en iyi 5 oyuncusundan biriyim diyor. Ne diyorsunuz hocam? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi röportajın içeriğini bilmiyorum ama yakın arkadaşlarından duyduğum kadarıyla ve izlediğim kadarıyla sadece oyuncu olarak değil düzgün bir kardeşimiz ve çok iyi futbolcu hakikaten de forvet arkası gözükse de silah bir silahtır futbolcu olarak yani kötü oynayabilir o gün Inter o gün kötü oynayabilir milli takım ama Hakan öyle bir şey yapar ki sizi bir anda galibiyete taşır oyuna döndürür sözlerine de katılıyorum ama gerekli değeri bulmamış olsa bu kadar önemli kulüplerde Avrupa'da bu kadar süre kalır mı? Bence değerini verdiklerini düşünüyorum Hakan'ın. Böyle düşünmemesinde fayda var. Milli takım performansı ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Nasıldı sizce? Milli takımda oynamak çok farklıdır yani. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ligde çok iyi oynuyordum. A milli maçına çıkınca 3 gün önce oynayan, 4 gün önce ligde oynayan Rıdvan'dan eser olmuyordu. Ama orada da tecrübe. 4. 5. milli maçtan sonra ondan sonra sürekli iyi oynamaya başladım. Örnek Hakan. Hakan da iyi başlamadı milli takım serüveni ama son yıllarda baktığımız zaman bizim en büyük silahımız olarak gözüküyor. Bu arada harikalar yaratan bir oyuncudan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok önemli bir oyuncu ve çok daha önemli yerlere geleceklerine kesinlikle inanıyorum. Enes Ünal. Herkes bir notunu alsın buraya. Enes Ünal'ı çok farklı kulüplerde görebiliriz. Bu hafta da 2 gol atmış durumda. Bilmiyorum şu ana kadar 7-8 tane atmıştır YTVT. Oyuncu genç yaşında Bursa'dan itibaren işte üç büyükler istemesine rağmen gitti. Yurt dışına yanlış da karar vermemiş. Ama milli takımın içinde artık Cenk de belli bir yaşa geldiği için Enes daha 7-8 yıldan milli takımımızda ben çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Benzer örnek Enes için de geçerli. Hatırlayalım ilk milli maçlarında iyi oynamıyor şu anda. Ama elbette bir gün gelecek milli takımımızın en büyük silahı olacaktır. Umuyoruz. Sion Başkanı Christian Constantin'in açıklamasıyla devam edeceğiz. Bu haftalık takımı bana bırak dedim.
İsviçre Süper Ligi'nde 22 maçta aldığı 22... Hocasını diyor öyle mi? Evet, evet hocam aynen. İsviçre Süper Ligi'nde 22 maçta aldığı 22 puanla son sırada bulunan Sion Kulübü'nde kötü sonuçların ardından teknik direktör geçici olarak bir haftalığına görevden alınmıştı. Vallahi şimdi ilginç bir tabii durum. Fakat %80 kulüp başkanlarının veya yöneticilerin diyelim içindeki duyguları bu icraata çökmüş. Kulübe oturmuş veyahut da takımı yapmış. Siz zannetmeyin ki bu CEO'nun teknik başkanı yaptı. Türkiye'de %80 kulüp yöneticileri teknik adamlardan daha iyi bildiğini düşünüyor, iddia ediyorlar. Ve teknik direktörle şöyle başlarlar konuşmaya. Hocam siz daha iyi bilirsiniz ama işte Derya oynasın mesela, Rıdvan oynasın. Bunu siz daha iyi bilirsiniz, o yalan. O diğer cümleye hazırlıklı. Evet. Bir tek stada çıkmazları kalıyor. Buna benzer çok ama çok örnekler vardır. Şu an değil de başka bir programda yaparız. Ama Türkiye'de de bu çok var. Hatta sadece Türkiye'de mi? Ben bir hikaye anlatayım. Daha önce anlatmıştım ama izleyicileri tazelemiş oluruz. Barcelona Euro League finalleri için gelmişti. Bizim biliyorsun Rüştü Reşber de Barcelona'da oynamıştı ya. Kulüp başkanları da bir yere yemeğe gittik. Beni de çağırdılar. Konuşuyoruz. O dönemde Guardiola ayrıldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, La Liga şampiyonu falan. Niye müsaade ettin dedi Rüştü. Laporta'ydı galiba. Çok ilginç bir cevap verdi. Guardiola ayrılmak istiyor. Ne yapalım diye Messi'ye sordum dedi. Ben hemen araya girdim. Dedim ki ya hani Türkiye'de falan duyuyoruz biz bunları. Önemli yıldıza soruyorsun hocaya ne yapalım diye. Dedi ki 60 tane dedi gol atıyor, attırıyor dedi. Onun için ne diye cevap ver dedim, merak ettim. Fark etmez demiş. O zaman gitsin dedim dedi. İlginç yani. Evet. Sion başkanı böyle. Türkiye'de anlatırsam yani büyük hikayeler var Türkiye'de. Yani bir tek kulübe inmediklerim var yani. Luis Suarez'in açıklamasına bakacağız şimdi de. Cristiano ile altın ayakkabı için yarışırken Messi ve Neymar penaltıları bana bıraktı. Karşı karşıyayken hep bana pas verdiler demiş hocam. Şimdi yeni kuşağımız, jenerasyonumuz bilmez ama Avrupa gol kralı Tanju Çolak da altın ayakkabı aldığı sezon benzer durumlar oldu. Yusuf Altıntaş bir gün kaleciyi geçtiği halde topu bıraktı çizgiye Adana'da Demirspor maçında Galatasaray'ın Tanju'yu attırdı ama... Tanju Çolak sadece Yusuf, Rıdvan, Aykut, Prekazi'den dolayı da önemli bir golcüydü. Tıpkı Suarez gibi. Tabii ki futbolda şunu Rıdvan tek başına Rıdvan olmayabilir. Tanju da olmayabilir, Suarez de olmayabilir. Ama şöyle bir oyuncu kadrosunda benim için bir Oğuz şanstır, iyi pas verir. Ben Tanju için bir şansımdır. Evet. Aynı kadroda olduğu için. Ama onlar için de ben de şanslıyım. Ekip Oğuz için de. Çünkü Oğuz iyi pası kime atabilir? Bana da. Ben kime atabilirim? Ona atabilirim. Messi de Neymar'la oynamak da tabii rahattır ama bu Suarez'in kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Neymar'la Messi'yle oynamak bir avantajdır. Evet. Fakat Suarez de olmasa Barcelona'da oynamamıştır. Oynayamazdı zaten. Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın açıklamalarına bakacağız. Ben çok metodik, rutin bir insanım. Kazandığımızda kıyafetlerimi değiştirmeyi sevmiyorum. Eskisi gibi aynı süveterimi, pantolonumu ve ayakkabılarımı giymeyi seviyorum. Kaybedersek farklı bir şeye geçerim. Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın açıklaması. Bu süslü lafların karşılığı şu, totemci. Totemci. Arkadaş. Ve bugün Türkiye'de ve dünyada gördüğünüz bütün tek abartmadan söylüyorum %90'ında. 99 diyeceğim de ayıp olmasın. 90'ında bu vardır. Sorduğunuz zaman dua edip çıkıyorum derler. Evet, ben de antrenörken dua edip çıkıyordum ama kendime göre totemlerim vardı. Bugün, nerede hocam onlar? Ya atıyorum sağ ayakla çıkmak vesaire gibi gibi. Ama kıyafet konusunda bu kıyafeti... Mesela Arsenal'de herhalde bu kıyafet değiştirmiyordur artık. Devam maç kazandıkları için aynı kıyafetle gidiyordur. Şunu da söyleyeyim. Yıkattırmıyorlar da ha. Onu da söyleyeyim. Mesela bu... Yani şimdi ismini söylemeyi... Çok antrenörümüz de Türkiye'de vardı. Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın açıklaması var.
Manchester United'ın şampiyonluk yarışındaki şansı sorulmuş kendisine. Biraz daha para harcarlarsa evet yarışta olabilirler. Çünkü pek para harcamadılar demiş. Bu arada bu sözden sonra da Manchester United deplasmanda Liverpool'a 7-0 mağlup olmuş. Kaldı ki Liverpool'da geçtiğimiz yıldan eser yok. Yine kaldı ki çıkıştaki Manchester United ki son haftalarda bayağı bir üstte maçlar kazanmaya başladı. Bana çok sürpriz geldi bu yılki performanslarından dolayı. Ama 7-0'ları, 8-1'leri çok görmeye başladık. Olağanüstü sonuçlar gelmeye başladı. Bunun iki sebebi var. Birincisi pandemi döneminde başlayan futbol oyun kuralları ve değişiklik, antrenman bilimleri. Bir ikincisi de Dünya Kupası'nın bu arada verildi yani lig oynanırken evet. Falan. Oyuncuların ve sürelerin de uzaması. Artık ben göreceksiniz basketbol gibi düğmeye basacaklar yani kronometreye basacaklar. Süreler artık 100 dakikadan önce sürmüyor. Maçlar hep diyoruz ya 90 dakika falan diyoruz. Evet. Yok 100'den aşağı maç bitmiyor. O yüzden de antrenman bilimi de değişecektir. Bu değişim sürecine kadar buna adapte olana kadar bu tür skorları göreceğiz. Evet. Var galiba Hollanda'da böyle garip garip skorlar değil mi? Bizde var. Evet evet. Evet gördüm açıkçası da. Palmeiraslı futbolcu Gabriel Menino'nun açıklaması var. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. Öleceğim dedim. Dayanamadım. Kendimi yere bıraktım. Kilo verip daha fazla kas kütlesi oluşturmak için Ronaldo'nun diyetini uygulamış hocam. Ve sonuç açıklaması. Kendini yere bırakacak duruma gelmiş. Aslında bu gerçekten önemli bir konu. 22 yaşında bu arada hocam, daha çok genç. Tabii ki. Şimdi Ronaldo gibi olmak isteyen dünyanın bütün dünyada Ronaldo Messi olmak ister. Her evet. Oyuncu önce hedefi Ronaldo ile Messi'dir. Ronaldo'nun da fiziğini özenir şeyler. Messi'ninkini özenmezler. Evet. Messi'nin yeteneğini zaten olmadığı için de olmayacağına göre acaba diyor. Bir de şöyle bir şey var. Ronaldo çalışmanın ürünü derler. Ya bir yeteneksiz adamı sabaha kadar çalıştır. Aha bak olmaz. Yetenekli o çalışarak 37 yaşına gelmiş olmasına rağmen hat-trick yapabiliyor. Suudi Arabistan'da da olsa. Avrupa'nın dünyanın liginde başarılı olabiliyor. O da o yolda ama senin fiziğine o uygun olmayabilir. Hani dar dar giyerler Ronaldo gibi evet. Olacağım falan filan. O zaman ne oluyor? Diğer senin zaafların ortaya çıkar. Veyahut da defo çıkar. Veyahut da vücudun istemez onu o kadar adele yapmanı. Ronaldo gibi diyet veya çalışmanı istemez. Ama genç olduğu için bir avantaj olmuştur mutlaka. Hocaları, onların akademisyenleri diyecektir ki aman ağırlık çalışmayı azalt. Başka bir aerob çalışma yapalım diyeceklerdir. Hocam zaten muhtemelen hani Ronaldo da 22 yaşındayken şu an yaptığı diyeti yapmıyordur bence. Çok daha farklı bir diyeti vardır. Şimdi şu an 37 yaşında baktığımız zaman. 15 yılda teknoloji, tıp her şey evet. Değişiyor yani. Onun için Ronaldo'yu, Messi'yi şey yapmak önemli. Ne derler? Örnek almak önemli ama onun vücudu başka şeyler ihtiyacı vardır. Ama Palmeiras da önemli bir kulüptür ve 22 yaşında Brezilya'da Palmeiras'ta oynayan, ben kulüplerine de gittim, ziyaret ettim. Hı hı. Corinthians, São Paulo ve hepsi üçü yan yana kulüplerin orada, tesisleri falan. Orada 22 yaşında oynamak da kolay değildir. Sen yine de kendi fiziğini, kendi hocalarına göre değerlendir. Evet, aynen. Çok genç bir yetenek. Umarım yolu açık olur. De Bosch'un takım kaptanı Dani Verbeek açıklamasına bakacağız. Çok açık konuşacağım. Hiçbirimiz futbolculuktan para kazanmaya layık değiliz. Biz futbola layık değiliz demiş hocam. Çünkü Hollanda 2. liginde geçen hafta Zwolle'ye 13-0 kaybettiler. Kaç sıfır? 13-0. Evet. Evet. Bu bir öz eleştiri sanırım. Bu öz eleştiri değil yani. Evet ben de 13 tane yediğim zaman parayı hak etmediğimi söylerim. Ama oradan başka bir konuya gelmek istiyorum. Dikkatimi çekiyor benim. Özellikle miniklerimizin, kulüplerimizin minik takımları oluyor. İşte artık 6 yaşa kadar düştüler. 8, 6, 8, 10 yaşa kadar düşürdüğü için. Ve lig usulde oynamaya başladılar. Türkiye'de bölge bölge değişiyor tabii. Marmara bölgesi. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Yani. Diyelim ki Fenerbahçe minik takımı
Galatasaray minik takımı, Beşiktaş minik takımı. Bunlar Anadolu'dan oyuncu da alabiliyorlar. Mesela Arda'ya aldıkları gibi. Evet. Para veriyorlar. 11-12 yaşında yetenekli oyuncu alıyorlar. Ve İstanbul'un da en iyi Marmara'nda oyuncuları Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gitmek istiyor, evet, tabii ki. Fakat herhangi bir ilçe takımıyla aynı grupta oynuyorlar. O çocukların hem yetenek hem de ne derler, tesis anlamında problemleri var. Maçlar kaç kaç bitti biliyor musun? 15-0, 16-0. Bir kere bu yarışma ortamına sokmak yaralayıcıdır. Bir kere çocukları yarıştırmayacaksınız. Bunları yarışma öğretmeyeceksiniz bu yaşlarda. Travma olur. 15 atan der ki, aa biz büyüğüz. Yen, evet, düşünsene okula çok gidiyor, kötü, eğitime, evet, gidiyor. Onun için çocuk grupları için falan öyle bir ayarlamak lazım ki herkese eşit şekilde yarış değil oyuna sokmak lazım. Aynı şeyler kadınlarımız için de geçerli. Kadın futbolumuzda dünyadaki kadın futbolları gibi olma yolunda gidiyor. Kulüpler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen gün bir maç seyrediyorum. 18-0 devam ediyor maç. Ve spiker diyor ki en fazla 15 yemişler değil, ilk defa 18 yiyorlar. Oh. Ya şimdi bunlara da çok dikkat etmesi. O kadınımız travma yaşar. Yaşamaması mümkün değil. Evet. Eşit şartlarda daha fazla oyun olarak görmelerini gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. Peki 13-0'lık bir yenilginin faturası ilk olarak kime kesilir hocam? Hani ilk kim bundan sorumlu? Kesilmeyene gitsek daha güzel olur ya. Kesilme, o da olur. Yok yani, kesilmeyen olmaz. Belki taraftar diyebiliriz. 13-0 ne ya? 13-0, evet. Tabii ki ben de farklı mağlubiyetler gördüm ama 13-0'dan sonra olağanüstü hal sokağa çıkma yasağı olur ya. Yani çok acı bir skor. Evet, çok yüksek. O yüzden de kolay değil yani. Profesyonel bir ligde 13-0. Napoli ve Gürcistan milli takım oyuncusu Kvaratskhelia'nın açıklamasına bakalım. İdolüm Guti'ydi. O zaman Real Madrid formaları Gürcistan'da satılmıyordu. Beyaz bir tişört aldım ve arkasına 14 yazdım. Birçok takımın transfer listesinde bulunan Gürcistan milli takımı oyuncusu söylemiş çok bir şekilde hocam. İyi futbolcu. Herkesin bir idolü vardır. Benim idolüm de Cemil Turan'dı. Avrupa'da da Johan Cruyff'tu. Toprağı bol olsun. Ama tabii o zamanlar böyle forma morma yok. Bırakın o zamanları. 80'ler, 90'larda Fenerbahçe gibi kulüpte oynuyorum. Bütün kulüplerde öyleydi. İki tane çubuklu formamız vardı. Biri yaz için kısa. Bir de işte sert havalarda uzun kollu sarılarca çubuklu vardı. Bir de sarı formamız vardı. Ne acaba şu ortada? İkişer tane toplam. Şeref abimiz vardır. Allah uzun çok severiz Şeref abimizi. O formayı biz alamazdık. Maç biterdi, ver bakayım formu. Çünkü ikincisi yoktu onun. Sezon sonunda ancak ve ancak biz o formayı bizde evimizde kalıyordu. Şimdi öyle mi abi? Şimdi devrede çıkarıyorlar, evet, üstünü veriyorlar. Her şey değişiyor yani. Sizin döneminizde ne kadar kıymetlidir işte. Ya hep o kıymetlidir o formalar ama yani ben milli takım ve Fenerbahçe maçlarından önce o formayı giyerken sanki ilk defa giyiyormuşum gibi çocukluğumdan itibaren hayal ettiğim için, evet, hep duygulanırdım ve hep mutlu olurdum. Hep şükrederdim. Milanlı futbolcu İbrahimovic'in açıklamasına bir bakalım hocam. O uzatsın diye zaten maaşımı düşürdüm. Bedavaya oynuyorum. Benim evimi de mi istiyor demiş. Uzun süren bir sakatlıktan döndü. Takım arkadaşı Rafael Leão'nun sözleşmesi hakkında ki sorulan bir soruya kendi üslubuyla aslında yanıt vermiş. İbrahimovic'in kariyeri boyunca ki hep değişik demeçleri vardır. Barcelona'da problem olmuştu biliyorsun. Fakat kendi adıma söyleyeyim. Çok kişi adına da söyleyebilirim de. Halk yani İbrahimovic'in umurunda olmasa da benim düşüncelerim. İbrahimovic'e futbol kamuoyu ben de dahil biraz şu konuda takdir konusunda haksızlık yapıyorum. Niye? Klasik oyuncular işte Messi, Ronaldo, işte eski Ronaldo büyük oyuncuydu o da. Ya söyleriz İbrahimovic pek gelmez aklımıza. Zidane falan gider. Ama İbrahimovic de dünya starları arasında yani çok büyük bir futbolcu. İbrahimovic ben de çok kullandığım bir isim değil ama düşündüğün zaman İbrahimovic bir efsanedir yani. Çok kendine has bir üslubu var aynı zamanda. Hani hayata bakışı da çok farklı onun. Yani izliyorum çok da o konulara girmek istemiyorum. Onu çok hissettiriyor. Başka dünyanın adamı yani. Real Madrid'li futbolcu Luka Modric'in açıklamasına bakalım.
Andres Iniesta top ayağındayken çok iyiydi. Onu savunmak zordu. İngiltere'de Lampard ve Gerrard gibi efsanelere karşı oynadım. Ama Iniesta bambaşkaydı diyor. Real Madrid'li futbolcu Luka Modric. Modric, Lampard, Gerrard, Iniesta'nın ortak özelliği aslında sorunun altı üstü odur. 8 numara diyoruz ya. Tam merkez orta saha değil de iç olarak. %100 futboldaki daha bu, henüz bitirdiğimiz haftada 8 numaralardan bahsedilirken hep oyunun iki yönü falan derler. Sanki beni duymuş Modric derken tabii Modric çok büyük bir oyuncu ama gördüğüm en büyük 8 numara, en iyi orta saha oyuncusu. Tartışmasız Iniesta'dır. Çok büyük futbolcudur. Yani ben çok kuşak oyuncular gördüm orta sahalar. 8 numara olarak söylüyorum. Johan Cruyff falan başka tür oyuncuydu ama böyle orta sahanın iç oyuncusu olarak bu söylediklerim, Lampard çok iyi oyuncu, Gerrard çok iyi oyuncu, efsane oyuncular. Modric büyük oyuncu, herkes ama Iniesta'yı başka bir yere koymak lazım. Geçen %100'da da söylemiştim zaten. Evet. Hocam şimdi bir VTR'miz var yine. Yolda Fransa'nın efsane ismi Zidane'la karşılaşan futbol severlerin gösterdiği o sevinci izleyeceğiz. Bir bakalım. Zizou, on t'aime. On t'aime Zizou. Bon courage, merci. Zizou, on t'aime. On t'aime Zizou. Bon courage, merci. Evet, yani bu hepimizin başından geçiyor. Tabii Zidane de çok kıymetli, büyük bir oyuncuydu. Öyle hikayelerimiz olmuştur ki, şimdi bu kadar televizyonu falan olmadığında benim oyunculuğumda çok acayip şöhretliydik biz böyle. Tanju, ben, Metin falan böyle bir jenerasyon. Benim çok ilginç bir tane hikayemi anlatayım. Taksiye bindim Nişantaşı'nda. Öyle, biraz yaşı da büyük bir, biz genciz tabii, yaşı büyük bir abimiz arabayı kullanıyor. Fakat biliyorsun Rumeli Caddesi çok şeydir. Trafik. Çilek. Birinci vites gidiyorsun. Millet de esallıyor. Aynı Zidane olduğu gibi kalabalık da borsa. Al falan filan. Ya bu da şaşırdı. Allah Allah dedi. Bu niye böyle şey yapıyor dedi. Böyle bu kadar filan. Bana bakıyor. Millete bakıyor filan. En sonunda döndü dayanamadı. Beni genelde herkes tanır burada dedi bana. Evet abi dedim. Herkes selam veriyor. Yine bununla ilgili güzel bir hikaye de anlatayım. Biraz insanlar da biraz o burukluğu atsınlar. Bir gün yine taksiye bindi. Abi sen ne kadar Rıdvan'a benziyorsun dedi. Oyun dedim ben de. Ha, beni yiyeceksin değil mi dedi bana. Ben de nüfus kağıdımı çıkaracak halim yok. Tamam dedim. İndik taksiye, ücretini ödedim. İnerken çocuklar da top oynuyor. Rıdvan abi, Rıdvan abi dediler orada böyle Zidane'a der gibi böyle çocuklar. Aa çocuklara bak, Rıdvan zannettiler onları da benim gibi. Kerizlere bak dedi. O kadar emin kendinden. O kadar emin değildi yani. Nadirdir ama böyle oluyordu başlarımıza geçip başımıza geçip. Hocam ben sizin... Metin Tekin'in hikayesini biliyor musun? Yok. Nedir? Metin Yunanistan'da grip gol atıyor. Devrede çıkmak istiyor hasta çünkü. Gol atıp çıkıyor ama eve gidecek tabii istirahatte. Devrede ikinci yarıya kalamıyor ateşi olduğu için. Hemen yoldan geçen taksiye biniyor. Taksi diyor ki maçtan çıktığını görüyor. Abi maç kaç kaç diyor, 1-0. Ha öyle mi diyor Beşiktaş galiba. Golü kim attı diyor, ben diyor. Şimdi söyleyemeyeceğim bir şey söylüyor. Lan git oradan anlamında bir şey söylüyor. Evet. Olsun yine de insanları güldürebiliyorsak veya bu evet. Hikayeler arada iyi oluyor. Ufak da olsa tebessümler evet iyi oluyor. Brighton ve Arjantin milli takım oyuncusu Alexis Mac'in açıklamasına bakacağız. Elbette Messi'yi bir sonraki Dünya Kupası'nda oynarken hayal ediyorum. 40 veya 45 yaşında bile dünyanın en iyisi olacağından şüphem yok diyor hocam. Ya 2026 Dünya Kupası'nda da rahatlıkla oynayabileceğini şimdi söylüyor aslında hocam Messi'nin. Messi 34 mi 35 mi? Bir kere ortalaması 9-10 kilometresi olan 35 yaşında hocam. Yani koşu mesafeleri mesela Paris Saint Germain'in yine Barcelona'nın en iyi döneminde düşünelim. Ve Arjantin'de Dünya Kupası'da koşu mesafesi en az olan oyuncu uzak ara Kadeci'den sonra Messi'dir. Fakat günümüz futbolu 2026 ne olacak bilmem ama şu tekrar söylüyorum. 25 yaşında da bu kadar koşuyordu Messi. O yüzden oynar mı oynar. Ama kendisi oynar mı onda çok emin değilim. Bakalım 2026'da izleyecek miyiz kendisini?
Hayırlısı. Paris Saint-Germain ve Arjantin milli takım oyuncusu Messi'nin açıklamasıyla devam edeceğiz hocam. Kupaların hepsini kazandım. Kariyerimde isteyeceğim daha başka bir şey kalmadı diyor. İşte 2000 evet ne oldu? Aynı zamanda FIFA tarafından da yılın en iyi futbolucusu seçildi. Bir kez daha. Aha, gördüm notlarda kariyerini bir bakalım evet, isterseniz. Bakalım hocam. Tam tamına 1013 maçta oynamış. 799 golü var. 352 asist. 7 tane FIFA The Best. 7 tane Ballon d'Or. 56 hat-trick. 42 şampiyonluk. Brüt'tür ya bu. Brüt müdür? Bu best işte yani. O yüzden de gelmiş geçmiş. Bu yüzden efsane. Bu yüzden efsane. Son bir yılına bakalım bir de hocam. 2022 ve 2023'e bakalım. Son bir yıl içerisinde de 40 maç, 31 gol, 20 asist, bir Dünya Kupası, Fransa Süper Kupası, Dünya Kupası en iyi futbolcu, FIFA yılın futbolcusu ve aynı zamanda 16 yıl üst üste FIFA yılın ilk 11'inde yer aldı. 2022-23'ün söylüyoruz. Çünkü evet. Güney Amerika şampiyonluğu falan da muhtemelen vardır onu bilmiyorum ama Güney Amerika Kupası nasıl Avrupa şampiyonası var. Tabii ki biri şunu söyleyeyim yalnız. Messi Manchester City'de şu andaki performansının daha da üstüne çıkar diye düşünüyorum. Oynan Barcelona'da mesela dönüş yapsa Barcelona'ya bu gol sayısını da arttırır. City'de de arttırır. Daha böyle rakip yaranında oynadıkları için zaten o kadar koşması da, o işte o zaman 40'a kadar oynar. City'ye gitsin 40'a kadar oynar. Efsane isim Messi. FIFA The Best 2022 ödüllerine bakacağız. En iyi teknik direktör, Arjantin milli takımı teknik direktörü Scaloni seçilmiş hocam. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki çok genç bir teknik adam. Komple Arjantin değil mi? Evet. Evet. Hepsi Arjantin hocam. En iyi futbolcu tabii ki de Messi. En iyi kaleci, Arjantin milli takımı kalecisi Emiliano Martinez. En iyi taraftar. Arjantin milli takım taraftarı. En iyi kaleciyle ilgili penaltılar için belki konuşuluyordur ama genel performans olarak en iyi hani şunu değerlendirmek lazım. Şimdi bu turnuva. Bu turnuvada en iyi kaleci mesela çok tartışılıyor. Biz mesela sezonla ilgili mesela ilk yarının değerlendirmesini yaptık ya bizler ya. Evet. Neden? Santrafor'a ben Ener Valencia'yı bir diğeri de Begoş'u koydum. En iyi futbolcu santrafor Icardi değil mi Türkiye'de? Kariyer olarak evet. Da oyuncu olarak da. Ama ilk yarıdaki performans olarak maç sayısına falan koyduğumuz için söylüyoruz. Bunu ayırt etmek lazım. En iyi kaleci evet Dünya Kupası'nda oynamış olabilir ama ilk 5'e girmez dünyada şu an. İlk 10'a girmez kaleci olarak. Messi peki, için bunları söylemeyiz ama. Taraftar için ne diyorsunuz peki hocam? Müthiş, müthiş hakikaten. Mesela ben bekliyordum açıkçası Türkiye'de taraftarların. Çünkü Avrupa'dan bazen mesela Dünya Kupası'nda Meksika'da başladı o dalgalanmalar. Devam etti. Ama Arjantin milli takımının, Arjantinlilerin bir taraftarının bir tarzı var. Evet. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Hiç kimseye benzemeyen. Hiç benzemeyen ama evet. Türkiye bunu alıp değerlendirebilirdi diye düşünüyorum. Yani hakikaten de çok farklı bir taraftarı var. Tarzları falan çok Arjantin müthiş. Hocam ağzınıza sağlık. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür geldik. Ederim. Sağ ol Leyla'cığım. Haftaya inşallah görüşürüz. İnşallah hocam. Tüm izleyicilerle unutmayalım. Evet. Evet. Biz birlikteliğimize devam yaralarımızı edelim. Yaralarımızı birlikte saracağız dayanışmayla. 11 il değil, 81 ilimizde biz oradayız evet. Diye düşünelim. Vefat eden. Not defterinden bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın.